merhaba arkadaşlar. Destek hareket sisteminde çizgili kasların çalışma prensiplerinden devam ediyoruz. Şimdi ne öğrendik? Çizgili kaslarla bantlaşmayı öğrendik. Çalışma mekanizmasını kayan, Huxley kayan iplik hipotezini öğrendik. Daha sonra kaslardaki kimyasal eğitimin nasıl olduğunu öğrendik. Ve bir videomuzda da eşik değeri, uyarısı nasıl iletildiği, hangi evrelerin olduğu bunları da öğrenmiş olduk. Şimdi geldik arkadaşlar. Çizgili kaslarda kas kısılması ve gevşemesi sırasında enerji harcanıyor demiştik ya, işte o enerji evreleri nasıl sağlanıyor onlar hakkında konuşmaya. Arkadaşlar, kasların kısılması sırasında kullanılan enerjiler hangi yollarla iletiliyor sırasıyla bileceksiniz bunu. Birincisi, ilk olarak şimdi biz normalde ATP molekülünü TYT kısmında anlatırken diyorduk ki ATP depolanmaz. ATP ihtiyaç kadar üretilir ve tüketilir. Ona göre de üretim kapasiteleri belirlenir hücrenin. Fakat çizgili kaslarda sürekli bir enerji ihtiyacı olduğu için çizgili kaslar az miktarda da olsa ATP moleküllerini depoluyorlar. Çok az miktarda da olsa, yani bu istisnai bir durum. Dolayısıyla öncelikli olarak hazır ATP'lerini kullanmaya başlıyor çizgili kaslar kasılma sırasında. Hazır ATP'lerini arkadaşlar alıyorlar, suyla tepkimeye sokuyoruz. Kime dönüştürüyorlar? ADP'ye dönüştürüyorlar. Açığa fosfat çıkıyor, enerji çıkıyor. Buna ihtiyacım var zaten. Bir de ısı enerjisi dışarıya gönderiliyor diyeceğiz. O zaman çizgili kaslarda ilk olarak kullanılan enerji kimmiş? Hazır depolanmış olan ATP molekülleriymiş diyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi bu denklemi göreceksiniz. Sonra bitti mi hazır ATP'leri? Ne olacak şimdi? Hazır ATP'lerin bitince bir tane çizgili kaslarda bir molekül var. Kreatin fosfat diye bir molekül. Kreatin fosfat adı üzerinde, bak P ile göstereceğim bunu. Kreatin fosfatlar az önceki tepkimede açığa çıkan ADP'leri topluyorlar arkadaşlar. Kendi fosfatlarını buna veriyorlar, ADP'ye. Kreatin kinaz enzimiyle, ismini bilmek zorunda değilsin, ADP'ye fosfatını veriyor ve ATP'yi hızlıca sentezlemiş oluyor. Aşağıda ne çıkıyor? Kreatinin fosfatını alırsanız kreatin çıkıyor arkadaşlar. İşte bu şekilde hızlıca ne yapıyoruz? ATP'yi çizgili kaslarda üretmiş oluyoruz. O zaman kaslarda enerji kullanım sırasındayken, ATP kullanım sırasında ikinci olmuş kimmiş arkadaşlar? Konuşamadım. Kreatin fosfatlardaki fosfatları almakmış diyeceğiz. Kasılma sırasında o zaman açığa bol miktarda ne çıkacaktır? Kreatin molekülü çıkacaktır diyeceğiz. Dinlenme haline geçince ne olacak? Bunu ekstra bilgi olarak vereyim. Dinlenme haline geçince de kreatinler geliyorlar arkadaşlar. ATP'deki fosfatları alıyorlar ve bunları ADP'ye dönüştürüp kreatin fosfatları yapmaya devam ediyorlar. Diyor ki daha sonra tekrar işim olacak, ihtiyacım olacak. O yüzden kreatin fosfat şeklinde depolamaya devam edeyim diyor dinlenme halindeyken. Ama kasılma gevşeme halindeyken, yani kasılma gevşeme olayları sırasında ATP'ye ihtiyaç var ya, özel kasılma sırasında şu 2 numaralı tepkimeyi ne yapacaksınız? Göreceksiniz diyelim. Geldim 3. basamağıma. ATP'm bitti. Kreatin fosfatlarım bitti. Ne yapacağım şimdi? Arkadaşlar şimdi depolamış olduğumuz glikojenleri kullanacağız. Glikojenleri glikoz fosfata dönüştürüyoruz tepkimelerle. Daha sonra arkadaşlar glikoz fosfatları da mitokondrilerde oksijenli solunumda kullanıyoruz. Aşağıda karbondioksit, bunu hani yukarıya yazılmış. Su ve ATP çıkmış oluyor diyeceğiz. Yani bildiğimiz oksijenli solunum yapıyoruz ama kimlerden? Depolanan glikojenlerden. Önce glikojenleri sindirime uğratıyorum. Glikoz fosfatlara dönüştürüyorum. Sonra bunu oksijenli solunumda tepkimeye sokarak karbondioksit, su ve ATP açığa çıkartıyorum diyeceğim. Eğer ki benim kaslarım oksijensiz kalırsa, oksijensiz kaldığında da arkadaşlar, o zaman bu glikojenleri yine glikoz fosfata dönüştüreceğim. Ama bu sefer oksijenli solunum değil de laktik asit fermantasyonu yapacağım. Laktik asit fermantasyonu yaparak da yine ATP üreteceğim diyorum. Laktik asit fermantasyonu yaptığınızda açığa çıkan ATP miktarı azdır. 2 ATP civarıdır. Oksijenli solunumda ise 32 ATP civarı. Tabii bunlar arkadaşlar ortalama rakamlar. Bazılarını da farklı farklı görebilirsiniz. Çünkü her kas hücresinin, kas diyorum, her hücrede farklı ATP üretimleri var. Oksijen solunum bile olsa miktar değişkenlik gösterebiliyor. Onun için ben şu an size kabaca söylüyorum. Oksijen solunumda 32 ATP,
Laktik asit fermantasyonunda kaslar iki ATP gibi bir ATP'ye sahip oluyorlar. Dolayısıyla bunu oksijensiz kaldığında yapacaklar sadece. Çünkü oksijen solunum onun için çok daha ATP üretimi çok daha avantajlı bir yoldur diyeceğiz. Bunlar da bitti mi arkadaşlar? Glikojenlerimi de tükettim mi? Ne yapacağım şimdi? Glikojenlerim de tükendiğinde artık kimlere geçiyorum? Yağlara. Yağları sindireceğim. Yağ asitleri ve gliserollere dönüştüreceğim. Sonra onu oksijenli solunum tepkimelerinde kullanacağım. Bitti mi yağlarım? Proteinlere geçeceğim. Proteinleri sindireceğim. Proteinleri amino asitlere dönüştüreceğim. Sonra o amino asitleri arkadaşlar tekrar nerede kullanacağım? Oksijenli solunumda kullanacağım diyorum. Zaten bunu biz TYT kısmında anlatmıştık. Enerji verici olarak 3 tane molekülüm vardı. Karbonhidratlar, yağlar, proteinler. Sıralaması da nasıldı onların? Önce karbonhidratları kullanıyorduk enerji verici olarak. Biterse yağları, onlar da biterse proteinleri kullanıyorduk. Proteinleri enerji verici olarak kullanıyorsanız zaten artık ölümle karşı karşıya geldiniz diyorduk. Evet, bir tane dikkatim var. Kas kasılmasında enerji verici moleküllerin kullanım sırası nedir? Bakın şimdi ATP'yi kullandım depolarım. Bitti mi? Kreatin fosfatlara geçiyorum. Bitti mi? Glikojenleri yakıp glikoz dönüştürüyorum. Oksijenli solunumda kullanıyorum. Oksijen gelmezse ekstradan laktik asit fermantasyonu yapabilirim. Ama yeterli oksijen geliyorsa ona gerek yok. Devam. Bitti mi? Glikojenler yağlara geçiyorum. Yağlar da biterse proteinlere geçiyorum diyeceğim. Kasılma sırasında harcadığım moleküller neler? Arkadaşlar kasılma sırasında azalan yani harcanan moleküller ATP'leri harcayacaksın zaten. Bitti ATP'lerim. Kreatin fosfatları harcayacağım. Fosfatlarını koparacağım. Glikojenleri harcayacağım. Glikozları dönüştüreceğim. Glikozları arkadaşlar oksijenli ya da oksijensiz solunumda kullanacağım. Harcayacağım ve oksijenli solunum yapıyorsam oksijeni harcayacağım diyorum. Önemli bakın burası çıkar sorularda. Peki kasılma sırasında açığa çıkan yani artan moleküller ne? ATP'yi sindirir, yıkarsanız diyeyim daha doğru olur. ATP'yi yıkarsanız arkadaşlar açığa enerji ve ADP bir de inorganik fosfat çıkıyordu. Dolayısıyla bunların miktarı artar. Başka kreatin fosfatları ADP ile tepkimeye sokuyordum. Açığa ne çıkıyordu? Kreatin ve ATP çıkıyordu. O zaman kreatin miktarı artar. Başka oksijenli solunumda glikozları kullanırsam açığa ne çıkıyordu? Karbondioksit ve su çıkıyordu. Bunların miktarı artar. Siz ATP'yi harcadığınız reaksiyonlarda açığa ne çıkacak arkadaşlar? Isı çıkacak. Dolayısıyla ısı da artar vücudunuzda. Bir de eğer ki oksijensiz solunumu yapıyorsanız arkadaşlar, fermantasyon yani yapıyorsanız, oksijensiz solunum diyoruz ama fermantasyon aslında bunun ismi. Alışkanlık olarak söylüyorum ben onu. Fermantasyon yapıyorsa çizgili kaslarım laktik asit de açığa çıkacaktır diyeceğiz. Bunlar da açığa çıkan moleküllerdir. Önemli sorularda gelecek arkadaşlar. Şimdi burada bir dikkatim var. Nedir bu? Şimdi laktik asit diyoruz. Laktik asit normalde bizim vücudumuzda oksijen solunum yapılıyor. Karbondioksit su açığa çıkıyor ATP üretirken. Ama laktik asit fermantasyonunda yapılabiliyor. Nerede yapılabiliyor? Çizgili kaslarda. Az miktarda da arkadaşlar kalp kasında da görülebilir laktik asit fermantasyonu. Bir de olgun al yuvarlarınız mitokondrilerini kaybettiği için laktik asit fermantasyonu yapabiliyorlar arkadaşlar. Şimdi bu açığa çıkan laktik asitler ne olacak? Arkadaşlar daha solunum sistemini görmedik ama kanımızda eğer ki asitik moleküller artarsa kan pH'ı düşer ve buna bağlı olarak homeostatik dediğimiz iç denge bozulur. Dengeyi bozdum. Ne olacak şimdi? Benim o laktik asidi yani o asitliği ortadan kaldırmam lazım. Kan pH'ımı eski haline döndürmem lazım. Nasıl yapıyorum? Bir kere laktik asit çok fazla oluşursa kaslarda ağırlı kramplar olacak. Bir. Kana verirsem kanın pH'ını bozacağım. İki. O zaman benim bu laktik asidi vücuttan uzaklaştırmam lazım. Nasıl yapıyorum? Bir kısmını böbreklere gönderiyorum. İdrarla atıyorum arkadaşlar. Bir kısmını ise karaciğere götürüyorum. Karaciğerde bunu laktik asiti tekrar piruvata dönüştürerek arkadaşlar oksijenli solunumda kullanıyorum. Ne demek istiyorum burada? Şimdi bakın glikozu oksijenli solunuma sokarsanız önce piruvata dönüştüreceksiniz. Glikoliz evresi diyoruz bunu. 12. sınıf AYT kısmından anlatacağım. Piruvata dönüştürüyorum. Şu an kabaca yazıyorum. Daha sonra arkadaşlar ben bundan karbondioksit, su, ATP çıkartıyorum.
Glikozu laktik asit fermantasyonunda kullanırsam yine önce piruvata dönüştürüyorum. Ondan sonra laktik asit ve ATP'ye dönüştürüyorum. Şimdi benim elimde bir sürü laktik asit var. Ne yapacağım? Şimdi bir kısmını böbreklerden attım ama bir kısmını geri dönüştürebiliyorum. Bu laktik asiti alıyorum, tekrar piruvata dönüştürüyorum. Nerede? Karaciğerde. Az da böbrekler ve kalpte de olabiliyor da onları yok sayıyorum şimdi. Laktik asiti karaciğerde piruvata dönüştürdükten sonra bu piruvatı tekrar arkadaşlar bakın yukarıda olduğu gibi kullanabilirsiniz. Tekrar piruvatı karbondioksit ve suya dönüştürerek oksijen solunumda ATP sentezini sağlayabilirsiniz diyoruz. Bu noktada da bunu söyledik ve bu da önemlidir. Bazı kaynaklar piruvatı hiç karıştırmıyorlar. Diyor ki laktik asiti tekrar glikoz dönüştürerek oksijen solunumda kullanabilirsiniz diyor. Bu da doğrudur. Kaynaklarda böyle bir soru gelirse de kabul edebilirsiniz. Ama bunun gerçek olan işlemi bu arkadaşlar. Laktik asiti önce piruvata dönüştürüyorsunuz. Piruvat kısmı zaten bak buraya kadar aynı gördüğünüz gibi piruvat kısmından tekrar oksijen solunumuna devam ettirebilirsiniz arkadaşlar. Evet, bu notumuz da bu kadar. Şimdi geldik kas iskelet ilişkisine. Arkadaşlar, iskelet kaslarımız kemiklerle bağlantı yapıyordu. Kasıp gevşeme hareketleriyle kemikleri hareket ettiriyorlardı. Şimdi iskelet kasları o zaman kemikle bağlantı kurması lazım ki kasıldığında kemiği hareket ettirebilsin ya da gevşediğinde kemiği hareket ettirebilsin. Bak şu an mesela kaslarım kasılıyor, gevşiyor. Ben kemiklerimi hareket ettirebiliyorum. İşte iskelet kasının kemiklerle yapmış olduğu bağ biz ne isim veriyoruz arkadaşlar? Bak burada kas var, burada kemik, arada bağlar var. Biz bu bağlara tendon adını veriyoruz. Eklemleri anlatırken biraz konuşmuştuk orada tendon tanımını da ekstradan vermiştim. Ligament demiştim ki eklem bağları tendonlar da kasla kemikleri birbirine bağlayan bağlardır diye. İşte bu lifli bağ dokudan yapılan lifli yapılar kasla kemik iskelet kasla kemikleri bağlayan yapılara biz tendon ismini veriyormuşuz arkadaşlar. Şimdi tendonlarla ilgili arkadaşlar devam edelim. Çizgili kaslar kemiklerle bağlantı kurarken arkadaşlar bir tarafı ekleme ya da deriye bağlanıyor. Yani sen tendonun bir kısmını eklem ya da deriye bağlıyorsun. Bir kısmını ise arkadaşlar kemiğe bağlıyorsun. Bu şekilde çalışıyor benim çizgi kaslarım. Hareket organlarını bu şekilde hareket ettiriyorlar. Kasla kemiğin bağlantı yaptığı tendon kısımlarında başlangıç noktası. Kasla eklemi bağlantı yaptığı tendon bölgesine ise bitiş noktası ismini veriyoruz arkadaşlar. Kaslarımızın bazıları birbirine zıt çalışıyorlar, bazıları ise birlikte çalışıyorlar. Birbirine zıt çalışan kaslara biz antagonist kaslar diyoruz. Sen bunun anlamını biliyorsun. Antagonist ne demekti? Zıt çalışan demekti. Nerede görmüştük? Endokrin sistemde görmüştük biz bunu. Hatırlayın, kalsitonin hormonu ile parot hormonu birbirine zıt çalışıyordu. Kalsitonin kandan kemiğe kalsiyum geçiriyordu. Parot hormonu ise kemikten kana kalsiyum geçiriyordu. Zıt çalıştığı için ne diyorduk? Antagonist. Ya da işte insülin hormonuyla glikagon hormonu birbirine zıt çalışıyordu. Bunları antagonist hormonlar diyorduk. Aynı şekilde kaslarda da birbirine zıt çalışan kaslar var arkadaşlar. Bunlara da antagonist kaslar diyoruz. Bakın burada kolda bulunan pazu kasımız var arkadaşlar. Bu da dış kasımız. Pazu kasımıza baktığında arkadaşlar burada pazu kası kasılıyor, dış kas gevşiyor, kolumuz bükülüyor. Başka dış kas arkadaşlar kasılıyor, bakın pazu kasımız gevşiyor. O zaman da kolumuz ne yapıyor? Açılıyor. Yani şu hareket sırasında gerçekleşen olayları gösteriyor. Pazu kasınızla şu dışta kalan kasınız birbirine ne çalışıyor arkadaşlar? Antagonist çalışıyor diyeceğiz. Aynı anda kasılıp gevşeyen kaslarımız da var. Bunları da sinerjik kaslar diyoruz. Bakın doğruluyorsunuz. Hem karın kasınız kasılıyor hem de sırt kasınız kasılıyor. Bırakıyorsunuz hem karın kasınız gevşiyor hem de sırt kasınız gevşiyor. Bunları da biz sinerjik kaslar diyoruz. Yani birbiriyle aynı anda kasılıp gevşeyen kaslardır diyeceğiz. Geldik şimdi bir tane dikkatimize. Çizgili kaslarda arkadaşlar yük arttığında kasılma hızı azalır. Ne demek istiyoruz? Mesela ağırlık kaldırdığımız zaman arkadaşlar ağırlık kalktığında yani vücudunu kaldırabileceği ağırlıktan daha fazla ağırlık kaldırmaya başladığınız zaman yük arttığı için kasılma hızı azalmaya başlıyor. Çünkü çok 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 yüklenmeye başladınız. Kasılma kuvvetiyle yük eşitlendiğinde ise o zaman kasılma hızı sıfır oluyor arkadaşlar. Hani bu halterci kaldırıyor, kaldırıyor, kaldırıyor. Artık kasılma hızı sıfır olduğunda hop
Birdenbire ne yapıyor arkadaşlar? Bırakıyor bunu. Kaldıramayacağınızdan çok daha fazla yük kaldırmaya çalışırsanız işte istemeden de olsa bu yükü ne yapıyormuşsunuz arkadaşlar? Bırakmak zorunda kalıyormuşsunuz diyeceğiz. Kasılma hızı sıfır olduğu için. Burada da onu vermiştik zaten. Uyarı ve aktivasyon olmasına rağmen kasılma oluşamıyor arkadaşlar. Çok fazla yüklendiğinde kasılma hızı sıfır olacağı için uyarı da aktivasyon durumu da söz konusu olmuyormuş diyeceğiz. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Çizgili kaslarla ilgili bu videoda da önemli bilgiler vermiş olduk. Gelecek bunlar da sorularda. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşürüz.